Burada alkollerin bazı özelliklerini inceleyeceğiz. Alkolün genel formülü şu. Bir tür karbon zinciri var ve bir oksijene bağlı. O da hidrojene bağlı. Tabii ki oksijenin iki ortaklanmamış elektron çifti var. Şimdi bunu suyla kıyaslayalım. Oksijene bağlı bir hidrojen var. O da diğer bir hidrojene bağlı ve iki ortaklanmamış elektron çifti var. Su molekülünde oksijen hidrojenden çok daha elektronegatiftir. Yani elektronları kendine doğru çeker. O zaman oksijen tarafında kısmi negatif yük vardır. Hidrojen tarafında ise kısmi pozitif yükler vardır. Bu, suyun kendi kendiyle bağlanabilmesine ve çok düşük kaynama noktasına sahip olmamasına olanak sağlar. Şimdi bunu gösterelim. Kopyalayıp yapıştıralım. Buraya birkaç su molekülü çizelim. Evet, Oksijen tarafında kısmi negatif yük ve hidrojen tarafında kısmi pozitif yükler olduğu için bir su molekülünün oksijeni diğer bir su molekülünün hidrojenine ilgi duyacaktır. Buna hidrojen bağı diyoruz. İşte burada. Alkollerde yalnızca hidrojende kısmi pozitif yük olmasına rağmen yine aynı şey geçerlidir. Burada ise tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen oksijene bağlı olan karbonlar vardır ve karbonlar da nispeten elektronegatiftir. Yani elektronlarını hidrojen kadar fazla kaybetmeyeceklerdir. Buradaki radikal anlamına gelen R yerine gerçek bir alkol çizelim. Evet, metanolümüz var. Burada hidrojeni var. Oksijen hidrojenden çok daha elektronegatiftir. Burada kısmi negatif yükümüz var. Burada ise kısmi pozitif yükümüz var. Bu hidrojen bağları sebebiyle bu molekülde makul bir kaynama noktasına sahip olacaktır ve birden gaz haline dönmeyecektir. Yani atomlar bağlarla birbirlerine sıkı sıkıya tutunacaktır. Bunu kopyalayıp yapıştıralım. Evet. Burada hidrojen bağları oluşabilir ancak suda olduğu kadar kuvvetli olmayacaklardır. Bu yüzden metanolün kaynama noktası sudan düşüktür. Bu bağları birbirinden ayırmak daha kolaydır. Çünkü hidrojen bağı sudaki kadar değildir. Burada metanoldeki hidrojen bağ örneğini gördük. Metanol hidrojen bağına sahip olabilir dedik ve bir miktar polardır. Ayrıca suya kolayca karışabilir ve oran fark etmeksizin su da çözünebilir. Yani elimizde ne kadar metanol veya su olduğu fark etmez. Buraya birkaç metanol molekülü çizelim. Burada da suyumuz var. Buraya bir metanol molekülü koyarsak burada da bir hidrojen bağı oluşur. Buraya da bir tane daha metanol molekülü çizersek başka bir hidrojen bağımız daha olur. Metanolün suda çözülmesini sağlayan da budur. Bu zincir büyüdükçe yani elimizde daha uzun radikal zinciri olan alkoller oldukça bunlar suda daha az çözünebilir hale gelirler. Fakat kaynama noktaları da artar. Bunun sebebini bir düşünelim. Elimizde butanol olduğunu varsayalım. Bütanolün 4 karbonu olacak. H3C, CH2, CH2, CH2 ve son karbon oksijene o da hidrojene bağlı olacak. Böyle bir durum olduğunda oksijen kısmi negatif yüke sahip olacaktır. Hidrojen hala kısmi pozitif yüke sahip olacaktır. Tıpkı burada hem suda hem de metanolde gördüğümüz gibi. Fakat şimdi burada polar olmayan bir şey var. Alkolün bu kısmı suda çözünmeyecektir. Ve buradaki kısmın ise suda çözünmesini zorlaştıracaktır. Yani burası daha az çözünür olan kısım. Burada bir miktar oksijenimiz varsa yine bir miktar hidrojen bağı olacaktır. Ve suda çözünecektir. Fakat o kadar da fazla değil. Çünkü apolar. Örneğin butanol aslında suda çözünebilir. Fakat herhangi bir oranda değil. Şimdi öğrendiklerimizi yazalım. Metanol için parlak bir renk seçelim metanol suya karışır. Yani herhangi bir oranda çözünebilir. Burada metanolün ve suyun yüzdesi fark etmez. Bütanole bakacak olursak o da çözünebilir fakat herhangi bir ortamda değil. Bol miktarda bütanolümüz olsaydı bunun bir kısmı suda çözünmezdi. Yani buradaki bütanol suda çözünebilir fakat suya karışmaz. Bütanol miktarı çok fazla olursa bir miktarı çözünemeyecektir. Burası dekanol veya çok uzun bir karbon zinciri olan bir şey olsaydı o halde tabii ki çözünmez olacaktı. Daha doğrusu birkaç molekül suya girebilirdi fakat çoğu çözünmezdi. Alkollerin kaynama noktasının çok düşük olmamasının sebebi bu hidrojen bağını yapabilmeleridir. Bu noktada aklınıza şu soru gelebilir. Bu daha uzun karbon zincirlerinde daha az hidrojen bağı olduğu için belki bunların da kaynama noktaları düşüktür. Fakat aslında karbon ne kadar uzarsa kaynama noktası o kadar yükselir. Bunun sebebi bu zincirlerin birbiriyle etkileşime girebilmeleridir. Yani R zinciri ne kadar uzunsa alkolün kaynama noktası o kadar yüksek olur diyebiliriz. Çünkü bu durumda bağların kopması için sisteme daha fazla ısı eklememiz veya sıcaklığın daha yüksek olması gerekir. Bunun sebebi buradaki ve buradaki butanol molekülleri. Bir oksijenimiz, hidrojenimiz ve karbonlarımız var. CH2, 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 H3C var. Buradaki ilk çizdiğimiz butanol. Bu iki zincir arasındaki etkileşimde Van der Waals kuvvetleri söz konusu. Yani bunlar polar etkileşimler gerçekleştirecekler ve hidrojen bağı yapacaklar. Bu uzun zincirler van der Waals kuvvetlerinin alt kümesi olan Londra dağılım kuvvetlerine sahip olacaktır. Nötr olsalar bile arada sırada bunlardan bir tanesinin bir tarafı biraz negatifleşebiliyor. Yani çok geçici bir kısmi negatif yük elde edebiliriz. Bunun sebebi elektronların rastgele hareketidir. Mesela molekülün bir tarafında birden daha fazla elektron olabilir ve kısmi negatif yük elde ederiz. Bundan dolayı şuradaki elektron orada olmak istemeyecektir ve burada kısmi pozitif yük olacaktır. Bu çok zayıf bir kuvvet, hidrojen bağlarından çok daha zayıf. Ama bu zincirler uzadıkça birbirlerine dolanma ve yaklaşma ihtimalleri de artar. Bu London dağılım kuvvetleri veya Van der Waals kuvvetleri yayılmaya devam edecektir. Mesela belki birdenbire bunlar birbirini çeker ve bu ortadan kaybolur. Ardından bunlar birbirini çeker ve bu ortadan kaybolur vesaire. Gördüğünüz gibi zincir ne kadar uzun olursa bu tip etkileşim gerçekleşme olasılığı artıyor. Birbirlerine daha fazla ilgi duydukları için onları birbirinden ayırmak zor olacaktır. Yani kaynama noktası yükselecektir. Evet. Alkollerin özelliklerinden en temel ikisi bu şekilde. Özellikle kısa zincirli alkoller suda çözünebilir ve çok kısa olanlar suya tamamen karışabilir. Zincir ne kadar uzunsa alkolün suda çözünmesi o kadar zordur. London dağılım kuvvetleri sebebiyle de molekül oluşturan atomları birbirinden ayırmak o kadar zor olur.